Neden gizli oy çok önemli? Çünkü tam da dediğimiz nedenle yani vekiller milletin temsilcisi, milli iradeyi temsil ediyorlar. Tamamıyla milletten gelen mesaja göre ve kendi vicdanlarına ve düşüncelerine göre bir baskı altında olmadan oylarını kullanabilmeleri gerekiyor. Bakın tartışmaya bile gerek yok. Eğer gizli oy, oyun kapalı bir perdenin arkasında bir kabinin içerisinde kimse görmeden verilmesini gerektirmiyorsa o zaman biz milletvekili seçimlerinde vatandaş olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, belediye seçimlerinde vatandaş olarak neden bir kabine girip de kimseye göstermeden oyumuzu veriyoruz? Gizli olmayan oy demokratik değildir. Yani Bundan sonra örneğin bu referanduma giderse o zaman referandumda da vatandaşın verdiği oyda da gizlilik şartı aranmayacak mı o zaman? Siz isterseniz elbette ki oyunuzu verdikten sonra ben şu kişiye verdim diyebilirsiniz veya daha evvelde de vereceğinizi söyleyebilirsiniz. Ama oyunuzu verirken sizin baskı altında olmamanız için ve verdiğiniz oyu kimsenin görmemesi gerekiyor. Dolayısıyla da kimse sizin üzerinizde eğer sen şu oyu verirsen işte şu, şöyle bir baskıyla karşılaşacaksın veya karşılaşmayacaksın deme imkanı ortadan kalkıyor. Yani son tarihte siz ne dersiniz deyin. Milletvekili olarak ya da vatandaş olarak siz Tamamıyla vicdanınız doğrultusunda istediğiniz kişiye oy verebilmeniz gerekiyor. Gerçekten bu değişiklikler ülkenin hayrına ise, gerçekten bu değişiklikler destekleniyorsa o zaman neden gizli oy kuralına uyulmuyor? Sürecin burada açık olması çok önemli.